Teklifine çok teşekkür ederim. Ama... seninle evlenemem. Tamam. Anlıyorum. Ben sabırlı ve inatçı bir adamım. Bekleyeceğim. Kendini hazır hissedene kadar. Hasret, iyi misin? Levent'e hayır dedim. Levent ne dedi peki? Hiçbir şey. Sen niye sert sert kornaya basıyorsun? Yeşil yanıyor, hala duruyorsun. Daha yeni yandı, görmüyor musun? Hadi uzatma kardeşim, hadi tamam. Bak zaten sinirliyim, tepemin tasını attırma. Ya gitsene kardeşim işine, deli misin nesin ya? Evet deliyim. Ne var? Gel lan buraya. Gidiyorsun sen ya. Ne? Senin var ya. Kardeşim durun. Gel lan buraya. Çekiliyorsun lan sen. Beyler, manyak mısın nesin evet, ya? Manyağım be, manyağım. Aldırın burnunu, kırarım seni. Gel de atla. Bana gel de atlan. Senin de arabanın da. Beyler tamam. Tamam hadi bir tamam. Yeşil ya, uçağından duruyor. Çekil be. Gel lan buraya. Geç ya, geç kardeşim ya. Geç hadi abi. Allah Allah ya. Hadi, koca arabanlarsınız. Yürü. Her şey beni buluyor, her şey! Efendim nesin? Levent, sen Murat'ın Paris'e gideceğini biliyor muydun? Paris mi? Sana da bir şey söylememiş anlaşılan. Bir dakika, ne Paris'i? Hiçbir şey anlamadım, baştan anlat. Murat bu sabah Paris'e gitmiş. Hem de kimseye haber vermeden. Nesin? Ortalığı belveleye verme Allah aşkına. Koca adam gider döner. Ethem susar mısın lütfen? Belki sana bununla ilgili bir şey söylemiştir diye düşündük. Ya hayır, hayır. Hiçbir şey söylemedi. Ne zaman dönecekmiş? Az önce telefonla konuştuk. Dönmeyeceğini söylüyor. Artık orada yaşamaya karar vermiş. Of Levent, of. Neyse. Bir haber alırsan bizi de ara, olur mu? Olur, olur. Tamam, ararım. İstanbul, İstanbul. Güzel bir kadınmış meğer. Evet ama boşuna İstanbul demiyorum. İstanbul kadar güzel. Tamam anladım. Peki niye terk ettin? Ben ortada olduğum sürece mutlu olmayacaktı. Şimdi mutlu olacak mı peki? Alışacak. Ve olacak.
Murat, biliyor musun, sen hiç değişmeyeceksin. Sanık sen oluyorsun. Avukat sen oluyorsun. Yargıç da sen oluyorsun. Haksızlık değil mi bu kadar? Sence haksızlık mı? Tamam, kabul. Haklısın. Ben böyleyim. Canını sıkmak için söylemedim. Biliyorum. Çevremizde duyduğumuz bütün sesler, notaları yazılamayan bir esere aittir. Bir martının çığlığı, yoldan geçen bir simitçinin bağırması, bir çiçekçi kızın arkanızdan seslenmesi. Siz farkında olmasanız da bu sesler içinize girip bir şekilde size dokunur. O ses sizden uzaklaşınca, siz de onun etkisinden zamanla uzaklaşırsınız. Başka seslerin, müziklerin içine çekilirsiniz. Az önce duyduğunuz müzik artık başkaları için çalmaya başlar. Çiçeğim, bir gel bakayım. Gel, gel. Kapıyı aç. Kapıyı mı? Niye? Ha, aç, aç. Ya. Alarm ötüyor mu? Ya. Alarm taktım, düğündeki hazlatı korumak için. Ay çok pis evde, evde otomatik. Tabii, bundan sonra size ursa goodbye. Kolaysa gitsinler. Ay, akıllı kocam. Ya bende daha ne akıllar var ama işte. Ne akıllar var? Gel kahveye gidelim, anlatacağım ben sana, gel. Ya Cafer abi, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Çok kirlediler, yıkıyorum. Bak ne güzel oldu, hepsi yeni gibi. Ya iyi de millet sevmez ki böyle yeni şey burada. Biraz eski püskü olacak. Yeni şey gelmez bizim mahalleye. Ya bir öğrenemedim sizin şu mahallenin huyunu suyunu. Ben sana öğretirim. Gerçekten mi? Ha. Ya Kadir, ben de sana bunu soracaktım zaten kardeşim. Şey, yani diyelim ki, yani mesela bizim bir arkadaş bu mahalleden bir kıza sevdalandı. Bir arkadaş. Bir arkadaş. Bu mahalleden bir kıza sevdalandı. Bizim mahalleden bir kıza sevdalandı. Şimdi o arkadaşın ne yapması lazım? Yani bu kızı nereye götürmeli? Ona konuyu nasıl açmalı? Ya sen bana bildiklerini bir anlatsana be kardeşim. Müzisyenler geldi mi? Yoldalarmış Levent Bey. Birazdan burada olurlar. Tamam. Şahane. Efendim Levent. Bugünkü provaya gelecek misin? Tamamen unutmuşum. İstersen iptal ederim. Yok. Gerek yok, gelirim. Tamam. Ben stüdyodayım. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Murat Hoca'yı bekliyorsan boşuna bekleme. Birkaç gün gelmeyecek. Sanırım sana haber vermeyi unutmuş. Murat Hoca Paris'te. Bir daha İstanbul'a dönmeyecek. Ne? Ne diyorsun sen? Kadir yaz. Cam, genişlik 2.10. Masa yaz. Masa 80'e bırak. 80. Heh. Ya masayı ne yapacaksın? La oğlum, bu kahveyi yeniden yaratacağım diyorum sana. Nişantaşı'daki kahveler gibi olacak. Piyanomuz da var. Aa, kuvvetlenip sen o piyanoyu unut. Hasret ona elletmez ha. Ya biliyorum ba. Dekor mahiyetinde yani.
Murat Hoca'nın piyanosu burada diye duyulsun yeter bana. Ha anladım. Ha öyle tamam. Yani. Ya Kobra. Ha. Kusura bakma da o iş için epey para gerekir. Sende o kadar para var mı? Var canım. Düğünde takılanlar var ya onlar yeter. Hem ne yapacağız? Bir koyacağız, beş alacağız. Yeter. Hep zaten çayı da 2,5 liradan satacakmışız artık. Değil mi Kobrettin? Herhalde çiçeğim. Mesela tost 5 lira. Ha uçtu. 5 lira çok değil mi be? Daha yeni yaptın ben zammı. Geç. Ya sen benim boyumu ne yapacaksın? Oğlum garson lazım değil mi? Bir garson elbisesi yaptıracağız yani. Çekil. Ha. Boy. 1,65. Lan ne ara uzatın Kobra. O kadar? Ha. O kadar var mısın? Varım tabii be abla. Sen ne yaptın bu altınları? Bana bak. Bankaya koydun inşallah. Yoo ne bankası oğlum evde. Evde mi? La bağırma. Millete reklam mı edeceksin bizi? Ya Kobra o kadar altın. Bana bak hırsız falan girmesin. Heh korkma canım. Biz onları düşündük. İstifasını verip bir anda gitti yani öyle mi? Hı hı. Kimse beklemiyordu böyle bir şeyi. Dekan da hala şokta. Bu arada Murat Bey'in senden övgüyle bahsettiğini duydum. Yönetim seni elinden kaçırmak istemiyor. Sanırım sana Akın Bey'in asistanlığını teklif edecekler. Nereye gidiyorsun? Merhaba. Hoş geldin. Geç kalmadım değil mi? Yok. Müzisyenler de az önce geldi zaten. Ben de geçeyim o zaman. Kayda girelim. Acelemiz yok. İstiyorsan biraz dinlen. Gerek yok. Geçeyim ben. Hazret Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen sefer için lütfen kusura bakmayın. Hocanız Murat Bey hakkında biraz fazla ileri geri konuştum. Ben de o gün gereksiz yere sinirlendim. Murat Bey'le yüz yüze tanışmadan onun hakkında öyle konuşmak bana hiç yakışmadı. İnşallah bir gün beraber çalışma şansını yakalarız. Bu biraz zor görünüyor. Murat Bey şu anda Paris'te. Geri dönmeyecek mi? Dönmeyeceğini söyledi. Kayda girelim mi artık? Buyurun. Nereye gidersen git. Sonunda seni bulacağım. Söylemezsem bir daha asla söyleyemem. Benimle... Benimle evlenir misin? Bir şey mi oldu? Özür dilerim. Sizinle ilgili değil. Beş dakika ara versek olur mu? Tabii buyurun. Patron acil deyince taksiye atlayıp hemen getirdim abi. Sağ ol. Teşekkürler. Geç kalmadık değil mi? Tam zamanında getirdim. Sağ ol. Levent. Bitti mi kayıt? Bir türlü konsantre olamıyorum. Biraz ara verelim istersen. Ara vermek bir işe yaramayacak.
Ben bu albümü çıkarmak istemiyorum. Kızacaksın biliyorum ama... artık içimden şarkı söylemek gelmiyor. Tamam o zaman. Sen bilirsin. Gerçekten mi? Tabii ki Hasret. İstemediğim bir şeyi sana zorla yaptıracak değilim. Ben gideyim. Hı hı. Ne diyorsun Necdet? Bütün mallarda mı hata var? Ne yapacağız peki? Müşteriye ne diyeceğiz? Bu bizim sonumuz olur. Bu işi bir şekilde kurtarmamız lazım. Kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz. Bir sorun mu var? Hayır canım, ne sorun olacak? Her şey yolunda. İşle ilgili bir rapor gönderecekler, onu bekliyorum. Kolay gelsin. Bu nedir? İstifa mektubum. Sen gerekli yerlere ulaştırırsın. Bahar saçmalama. İyice düşündün mü? Düşündüm, merak etme. Kararım kesin. Ben de sizi arayacaktım Nesin Hanım. Ne oldu Bahar'cığım? Sesin iyi gelmiyor. Az önce okuldaki görevimden istifa ettim. Neden ama? Murat Bey'in Paris'e gittiğini duydum. Onun bulunmadığı bir yerde ben de kalmak istemiyorum. Öğrendin demek. Ben de kargaşada sana haber vermeyi unuttum, özür dilerim. Önemli değil. Yalnız Murat Bey'i birkaç kere aradım ama bana cevap vermedi. Siz onunla konuşabildiniz mi? Sadece bir kez. Nerede olduğunu söyledi, o kadar. Vaktin varsa buluşalım mı? Hem biraz konuşuruz. Ben sizi işinizden alıkoymayayım. Benim bir işim yok. İstediğin zaman buluşabiliriz. Belki biraz alışveriş bile yaparız. Tamam tatlım, hoşça kal. Dışarı mı çıkacaksınız? Evet, Bahar'la buluşacağım. Ben de gelirdim ama çok işim var, görüyorsunuz. Murat Bey aradı mı sizi? Hayır, aramadı. Ay, ben çok merak ediyorum onu. Ya o gittiğinden beri sanki yaptığım yemekler bile kötü oluyor. Kahvenin köpüğü, şerbetin kıvamı. Hiç yani, hiç. Her şeyin ayarı kaçtı sanki. Ben dahil. Daha gideli bir gün bile olmadı. Ev bomboş geliyor bana. Aynen Nesrin Hanım. Bana da öyle geliyor. Murat sanırım herkesin hayatını etkilemeyi başardı. Ay, beni kesin etkiledi vallahi. Ben çıkıyorum Naki. Hazırlanmam lazım. Aman, herkes tutturmuş bir Paris Paris. Güzelim İstanbul'un suyu mu çıktı ya? Hiç yani. Her şeyi bir anda böyle bırakacak mısın yani? Levent'e de söyledim. Artık albüm yapmak istemiyorum. Bunun Murat'ın gidişiyle bir ilgisi var mı? Dönmeyecek misin yani? Hayır. Niye söylemedin? Veda bile etmeden. Aslında ettim. Ama sen farkına varmadın. Hasret. Hasret. Düşünme artık. Ben ablamlara gideceğim. Sürpriz yapayım. Bak, bunu beğendim. Ya her seferinde nereden buluyorsun bunları, anlamıyorum. Elin uzun sana. Murat Bey'in böyle bir karar almasının tek nedeni olabilir. O da hasret. O kız her şeyi alt üst etmeyi iyi beceriyor. Murat onun yüzünden Paris'e gitti. Tek tesalim şu anda Murat'ın hasretten uzak bir yerde olması. Sizce geri dönecek mi? Bilmiyorum Bahar'cığım. Dönmesini çok istiyorum ama maalesef benim istediğim şeyler olmuyor. Çok yakıştı. Murat Bey'in bir veda bile etmeden gitmesine çok kırıldım doğrusu. Sonuçta ben onun hem arkadaşı hem de asistanıyım. Bahar'cığım, ben onun annesiyim.
Benim de haberim yoktu. Müsaade edersen bunu sana ben almak istiyorum. Ama olur mu hiç öyle şey? Olur tabii, neden olmasın? Hiç itiraz etme. Efendim. Merhaba, nasılsın? Paris'teymişsin. Evet. Biraz kafamı dinlemek istedim. Kaçtın yani? Evet, kaçtım. Söyleseydin ben de kaçardım. Senin işlerin var. Ama ben serbest bir müzisyenim. İstediğim zaman kaçabiliyorum. Aslında benim de senden bir farkım yok. Ne oldu? Çalışmıyor musun? Yok, çalışamıyoruz. Hasret artık albüm yapmak istemiyor. Neden? Bilmem. Çok önemli değilmiş artık. Sen dinlenebiliyor musun bari? Evet. Sayılır. Tamam. Görüşürüz. Peki, tamam. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim Nesin Hanım. Beni çok mahcup ettiniz. İçimden geldi canım. Ne var bunda? Şifreniz? Teknik bir sorun herhalde. Hatlarla ilgili olabilir. Yine aynı sorun var efendim. İşleminizi gerçekleştiremiyoruz. Sorun sizin şu cihazlarda olmasın? Sanmıyorum efendim. Daha önceki müşterilerimizin ödemelerinde sorun olmadı. Neyse, uzatmayalım. Şuradan alır mısınız lütfen? Müsaadenle canım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Alo Nesrin. Ethem, bizim banka kartlarımızda bir sorun mu var? Hayır, yok hayatım. İki kartımı da denedim. İkisiyle de işlem yapılamadı. Nakit ödemek zorunda kaldım. Ondan soruyorum. Muhtemelen genel bir problem vardır hayatım. Ben şimdi konuşurum bankayla. Peki canım. Pardon. Yıldız'ı gördün mü? Sınıftaydı, gelir birazdan. Kadir de değil mi? Evet. Kızı mı bekliyorsun burada? Ya onu görmem lazım. Konuşmak istiyorum. Bak genç adam. Geçen sefer seninle tam konuşamadık. Sen de beni iyice anlamadın herhalde. Yıldız'la sen çok farklısınız. Nasıl desem? O zengin, ben fakir yani, öyle mi? Mesele sadece para meselesi değil. Tüm hayatlarımız, alışkanlıklarımız. Her şeyiniz çok farklı. Ya ama biz Yıldız'la iyi anlaşıyoruz. Şu an çok gençsiniz. Daha bir şeyin farkında değilsiniz. Zamanla farklı olduğunuzu göreceksiniz. Ama o zaman çok geç olacak. Geçen sefer zorla yaptım. Şimdi güzellikle söylüyorum. Kızımla görüşmeyi bırak. Onu bir daha da arayıp sorma. Hem Yıldız'ın hem de senin iyiliğin için yap bunu.
Hadi git buradan. Baba. Gel kızım. Nasıl geçti okul? İyiydi. Banka bütün hesaplarımızı bloke etmiş. Acil bir çözüm bulmamız lazım. Ne demek yapacak bir şey yok? Sana çözüm üret diye maaş ödüyorum. Tamam tamam peki. Bu arada bu mesele Nesrin'le Murat'ın kulağına gitmeyecek. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım taze dibli çaylar. 50 kuruşa içtiniz içtiniz. İçemediniz yakında 2,5 lira olacak ha ona göre. 2,5 lira mı? Ne yapayım Sami abi? Hayat şartları. Ben de istiyorum. La bir dakika durun durun. Ne oldu be? La hırsız var. La hırsız var la! La hırsız var la! Dur dur dur. Aa kapını açın. Çiçeğim dur. Dur tehlikeli olabilir. Ama dikkat et kobra. Aman diyeyim ha. İçerideki dışarıya çık. Bak 3'e kadar sayıyorum ha. 3, 2, lan! Ya ne yapıyorsun be? Lan hırsız sen misin? Ya ne hırsızı? İçeri girdim bu şeye düğmeye başladı. Kıracak bir şey arıyordum ben de. Kırılır mı la o dana? Çekil, düğmesi var onun. Neyse dağılın, dağılın. Allah Allah bizim ya. Cücükmüş bir şey yok. Hırsız değil, Kadir, Kadir. La bu evde ne var çalınacak zaten? Bir şey yok. La cücük, insan haber vermez mi eve gidiyorum diye? Ya benim ne suçum var? Nereden bileyim alarm taktırdığınızı? Hem eve gelirken haber mi vereceğim, izin mi alacağım? Bak şunu bağırdığına bak, asi gençlik. Abbası. Abla. Dur lan, kız nereden çıktın sen?
Öyle aklıma esti geldim. İyi etti, gel. Merhaba Kobra, ne haber? Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Nesi var bizimkinin? Ya bu alarmı taktırdıydı. Yok be, alarmla malarımla alakası yok. Aset onun kafası bozuk, şu kız meselesi. Ha. Ben de bir gidip konuşayım. İyi hadi. İyi oldu değil mi buraya gelmemiz? Ya iyi oldu da şu harflere baksana. Hiçbir şey yazamıyorum. Hiçbir yerde şansım tutmayacak mı benim ya? Ne yapacaksın bu yıldız konusunu? Babasının söylediklerini dinlersem bir roketle kendimi uzaya fırlatmam lazım. Kızımdan uzak dur diyor, başka bir şey demiyor. Biz ayrı dünyaların insanlarıymışız. Mutlu olmamız mümkün değilmiş falan. Çok biliyor sanki. Yıldız ne düşünüyor acaba? Vallahi bir bilsem. En son bizim evde gördüm işte. Babası kuyruk gibi peşinde dolaşıyor kızın. Aslında alacaktım adamı karşıma. Amca diyecektim. Sen bu lafları ediyorsun ama aşk nedir biliyor musun diyecektim. Ben kızınıza aşığım diyecektim. Benden uzak tutmanız fayda etmez diyecektim de. Deseydin keşke. Lanet olsun işte. O anda aklıma gelmedi ki. Hep sonradan basıyor benim kafa. Pas. Sen yaz hadi. Kobra. Ocağı kapamış, film baksana. Kapamışsın. İyi tamam. İyi akşamlar. Güzel su. Maşallah kocaman olmuş. Oldu ya, büyüdü sıpa. Ha, büyümüş. Baş baş yap teyzeye oğlum. Baş baş. Et teyzesi, kız abla diyecek. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Çok tatlı çocuk olmuş ha. Arasına et çekmemiş. Bizim çocuğumuz kime çekecek acaba? Çocuk mu? Diyorum ki gözleri sana çeksin. Ağzı burnu tabiatı da bana. Ya bırak gözü burnu tabiatı ya. Akşama program yaptım. Tepeliğe gideceğiz çiçeğim. Tepeliğe mi? He. Çekirdek alacağız mı? Kız sana apartman dikerim çekirdekten. Kaç katlı? Ne kadar istersen. Avluzlu mu? Olur. Açık kapalı. Gülaz. Ay yani buraya geleceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Ben de bizim mahalleli buraları bilir bir tek sanıyordum. E artık ben de sizin mahalleden sayılırım. Sayılmam mı yoksa? Ay tabii canım, sen de bizden sayılırsın artık. Çayımız oluyor. Ay sahi bunu da buraya kadar taşıdın ya, sana helal olsun. Çok alemsin yani. Akşam akşam piknik. E hayır, fena mı oldu? Ne güzel işte, hem baş başa kaldık. Ay tabii canım. Kim bu ayol? Alo? Ulan yine mi sen? Sana kaç defa beni araba demedim mi ha? Kapatıyorum, hiç konuşma. Biraz daha demlensin, tamam. Vallahi bu gece çaya doyacağız. E doyalım o zaman. O kadar anlattık, bir akıl vermeyecek misin? Ne diyeyim bilmiyorum ki. Ya insan hiçbir şey demiyorsa sallar yani. Aşk her şeyi yener falan de. De işte. Demek isterdim. Ama demekle olmuyor. Hayat öyle değil. Zor konu yani. Zor konu. Bana pek yabancı değil. Yıldız'ın babasıyla Murat Hoca'nın annesi çok birbirine benziyor. Doğru valla. O kadın da sana aynı lafları ediyordu değil mi? Biraz daha fazlasını. Bir dakika ya. Ne? Bizim sonumuz da sizinki gibi mi olacak şimdi? Yıldız da gitmesin Fransa'ya falan. Umarım olmaz.
Görmeliydin yani Ethem. Kasada kaldım öyle. Hiç böyle bir duruma düşmemiştim. Neyse ki nakit varmış yanında. Sorma. O da olmasa bırakacaktık elbiseyi orada. İnsanın başına böyle bir şey gelince çok kötü oluyor. Ben bankayla konuştum. Teknik bir arıza varmış. Bundan sonra kullanabilirsin kartını. Aman canım geçti artık. Bir daha ne zaman çıkacağım alışverişe? Merak etme abla. Pes etmeyeceğim. Gerekirse intikamını almak için Paris'e bile giderim. Her şeyi göze aldım. Hiç üzülme sen. Üzülme sen. Ne yapıyorsunuz kız? Evet, çayımız hazır. Artık içebiliriz. Hem de baş başayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anam. Lan bak kimler var burada. Ne güzel düşünmüşsün. Ne güzel denk geldi vallahi. Gel. Lan! Lan! Ne yapıyorsun lan? Semaver getirmiş herife bakacak ha. Ne yapıyorsun kız? Açılan kız. İyi koy bakalım bir bardak çay da içelim artık. Anam dur da biz içmedik ya. E ne var canım sanki bitirdik siz de içersiniz. Biz de önce bir içelim hadi koy. La iki bardak mı getirdin? Ya Kobra sizin geleceğinizi hesap edemedim. Buyurun. Ne yapıyorsunuz bakalım? Rahatsız etmedik değil mi sizi? Yani. Çiçeğim şu sepete baksana poğaça moğaça var mı? Sabahtan beri midem kazınıyor vallahi. Sen ver bakayım bana. Heh. Biraz var evde yapmıştım. Sebi yaptı lan. Al. La kaynanam seviyor yemin ediyorum seviyor ha. Keşke adam da burada olsaydı be. He. Bir o eksikti. Peynirli mi hepsi bunların? Oh. Ay yeter be kızım ya. Dört bardak içtin. Bırak da biraz biz içelim değil mi? Bak Kubrettin görüyor musun içtiği bardakları saymış ha. Hem yalnız saymış. Dört değil beş bardak içtik bir kere. Al kız al iç al. Allah be o kadar kahve be gelirsin. Kahveleri çayları lük lük götürürsün. Ben sana bir gün laf ettim ha. Yazıklar olsun sana. Ay Cafer bitmiş bu ya. Öf. Cafer. Ne oldu oğlum bu iş piş mevzuları ya? Yok bir şey be Kobra. Duruyorum işte. Hazır yiyorum anlayacağın. Hazır yemenin keyfi başka oluyor biliyor musun? Bana bak kız, geldiniz gitmiyorsunuz Cafer var diye bir şey demiyor bilin yani. Ama sus be. Şey, ben hep böyle evli çiftlerin zamanlarının çoğunu evlerinde geçirdiğini duymuştum. Evet. Yani en azından başlarda. Evet. Yanlış biliyorsun canım. Biz böyle arkadaşlarımızla birlikte olmayı daha çok seviyoruz. Değil mi çiçeğim? Evet, evet. Hele de böyle açık havada semaver de olunca insanın hiç gidesi gelmiyor. Bitti semaver bitti hadi. Tamam canım kalkacağız biz de zaten kalk. Ne kalkacağız ya hep beraber gideriz. Ha o da kız, doğru. Bak bakayım sepette başka bir şey var mı? Ver bakayım. Nerede geçireyim şu sepeti kafasına. Vallahi çok güzel bir geceydi şahsen. Bence iki gecede bir yapalım bunu ya. Evet. Bence biz daha fazla görüşmeyelim yoksa ben sizi gırtlaklayacağım anacığım. Ay ne oluyor be deli manyak. Gene delirdin. Deliririm tabii Günlaz. Kız kapıyı açık bırakmışsın. Ha belki cücük gelmiştir lan. Kız üst kapı da açık.
Cücüm. Ne oluyor be? Niye açık bu evde kapı? Evde misin? Allah Allah. La altınlar burada. Ne? Altınlar. Ana! Hırsız! Aa! İçeride olmasın? Anam! Allah! Anam koş! 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 Anam altınları! Ana! Anam şu evi de yok kızım, yok işte altınlar, yok çalmışlar. Kız şuraya bak! Gitti altınları! Ay Allah'ım ya! Kim yapar ki böyle bir şey? Ulan hepsi mi gitmiş? Ay. Bir tek bu kaldı. Ay gözü kör olasıcalar ya! Gitti altınlarım gitti! Altınlarım kız dur, gitti! Kız dur, kız dur! Gel buraya! Komşular! Altınlarım çalınmış, kız hırsız girmiş evimize! Kız yürüme, ne oldu kız? Kız Sami abi görmediniz mi kız hırsız girmiş evime? Kız Sami ablası görmedin mi ya? Gitmiş altınlar! Ya hırsız girmiş görmediniz mi? Görmedik! Bir tane, 20 tane altın var! Ne oluyor kız? Kim bu ya? Gülçe! Allah görmedik! Hay Allah! Lan ben o hırsızı bulmazsam bana da kobra demezsinler. Dediğim gibi şehir dışına çıkmak yok. Bir yere kaybolma bak. Tamam. Geç. Eyvallah. Sıradaki. Tamam. Evrak çıktı. Sen gel. Ne oldu ya, ne soruyor? Ya ne soracak, ne gece diyor? Neredeydin diyor. Ne olacak? Akşam 9-11 arası neredeydin oğlum? Nerede olacağım kobra? Osman'ın kahvedeydim. Yaz Cafer. Şüpheli kahvede olduğunu söylüyor. Bak Çetin. Seni bizim evin oralarda gördüğünü söyleyenler var. Ya kahveye giderken geçtim evin önünden o kadar. Ya siz niye taktınız bana? La oğlum ben başka kime takacağım? Bu mahallede en fazla sabıkası olan sensin hırsızlıktan. Ha, ben kimden kurtulanayım başka? Ayrıca soru sorma, burada soruları ben sorarım. Vallahi çattık ha. La oğlum bana bak. Bak doğruyu söylerse Çetin seni polise vermeyeceğim. Vallahi bak kardeşim doğruyu söyle. Sen mi yaptın ya? Bak anan baban üzerine yemin et. Allah için söyle. Sen mi yaptın kardeşim? Kobra, kaç yıllık arkadaşız. Evet. Ben yapar mıyım hiç? Belli olmaz arkadaş. Zaman kötü. Neyse senin ifadeni aldık. Soruşturma bitene kadar bir yere kaybolma. Seni tekrar çağırabiliriz. Artistlik yapma kobra. Artist babandır lan. Allah'ım ya Rabbim ya. O da çıktı. Bana bak bir şey görüp duyarsan be. Beni ara ha. Numaramı biliyorsun. Sıradaki gelsin. Sen gel amca. Aman sıra bize gelene kadar. Geç otur şöyle. Akşam neredeydin 9'la 11 arası? Yatakta. Dur Nakiye, ne yapıyorsun? Ay sensin değil mi? E benim tabii Nakiye. Kim olacak başka? E hani dönmeyecektin? Ay söylesene neler yaptın orada? Önce içeri girebilir miyim? Ay gir tabii gir. Buraya kadar gelmişsin. Gir hadi gir. Geldi geldi. Ne oluyor, ne bu gürültü böyle? Murat. Nereden çıktın sen? Yoksa sevinmediniz mi beni gördüğünüze? Sevinmez olur muyum hiç? Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. Babacığım. İyi. Siz kendinizi toparlarken ben de bir tıraş olup duş alayım. Kahvaltı ettiniz mi? Yok etmedik. Sen duşunu al, beraber ederiz hadi. Tamam. Ay ben de havluları çıkartayım. Kaldırmıştım çünkü. Ay. Böyle bir anda gelmesi çok enteresan değil mi? Ay Ethem ne istiyorsun anlamadım ki. Gelmiş işte oğlumuz. Belli ki ailesinden ayrı kalmaya dayanamamış işte. Ben yukarı çıkıyorum. Herkese haber vereceğim. Günaydın Nesin. Levent, neredesin sen? Yoldayım. Bir şey mi oldu? Kahvaltıya bize gelir misin? Bir sürprizimiz var sana. Neymiş bu sürpriz? Sürpriz bu, söylenir mi hiç? Gelince görürsün. Ya şimdi gelemem. Hasretle buluşacağım. Neymiş bu sürpriz, söyleyecek misin?
Söylemeyecektim ama dayanamam şimdi. Murat geri döndü. Şu an burada. Öyle mi? Çok sevindim. Tamam, ben ararım onu. Haber verdiğin için teşekkürler. Rica ederim, görüşürüz. Efendim Nesrin Hanım. Bence istifanı geri almalısın. Neden? Murat geri döndü. Kahvaltı bitti mi? Yok, daha yapmadık. Gelsene. Rahatsız etmiyorum değil mi? Ya olur mu öyle şey? Gel hadi. Kim çaldı? Bulunamadı mı daha? Anam yok anam yok. Toz oldu uçtu herif. Ay anacığım nedir benim başıma gelenler? Kız hiç yüzüm gülmeyecek mi bal çiçek? Gitti altıncıklarım. Anam dur be kızım, bir sakin ol. Geceden beri yedin, bitirdin kendini be kızım ya. Öf. Buldum. Hah. Anam buldun mu altınları? Yok, altınları çalanı buldum. Kimmiş ayol? Kadriye abla. Ya. Tabii. Anne nerede? Dünden beri yok ortada. Kadın altınları çaldığı gibi gitti. Lan bana bak, bir bildiğin mi var, sallıyorsun mu yoksa? Ben isterime güveniyorum Bahçecek, sen anlamazsın yani. Oy kız, koblettirim. Kadri teyze balasının kızının yanına gitti, dün de beri yok. Emo öyle şeyler yapmaz. La o yapmaz, bu yapmaz, kim yapar o zaman? Yok artık ya, dün gece beraberdik biz daha ya. Ya saçmalama, ya aman ya, öf. O zaman isim ver kızım, kim yaptı? Lan oğlum ne bileyim ben, sen deli misin ya? Bulacağım onu. Kimin yaptığını bulacağım, yerin dibine de girse bulacağım lan o hırsızı. Ay benim pırıl pırıl altınları. Eh be kızım. Ne yedik ya? İyi ki getirmişsin şu böreklerden. Börek değil onlar, kruvasan. Neyse ne işte. Afiyet olsun. Ben çıktım. Selam söyle ablamlara. Aleyküm selam. Ben de seni geçireyim. Biraz konuşalım mı? Hı hı. Bahçeye çıkalım istersen. Benim geleceğimi söylediniz mi Murat Bey'e? Hayır canım, sürpriz olacak. Günaydın. Günaydın. Ha, siz başlayın lütfen, ben Ethem'e bakıp geliyorum. Hoş geldin. Esas siz hoş geldiniz. Otursana. Neler oldu ben yokken? Değişen pek bir şey yok. Ben sadece okuldan istifa ettim, o kadar. İstifa mı ettin? Neden? Siz gittikten sonra beni oraya bağlayan bir şey kalmamıştı. Kariyerim açısından ayrılmanın daha doğru olacağını düşündüm. Keşke bu kadar acele etmeseydin. Okulda kendini daha fazla geliştirebilirdin. Hem başkalarıyla çalışmak sana daha çok şey kazandırabilirdi. Sanırım artık çok geç. Geç olmayabilir. Ben yönetimle konuşurum. Siz okula dönecek misiniz? Şu an hiçbir şey belli değil.
Dün söylediklerin hala aynı fikirde misin? Müzikle ilgili bir şey yapmak istemiyorum. Albümü çıkarmayacağım. Dün çok fazla üstüne gitmek istemedim ama... bu verdiğin karar ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Şu ana kadar yaptığın her şeyi çöpe atıyorsun. Tüm emeklerin boşa gidecek. Her şeyin farkındayım. Ne yapacaksın bundan sonra? Bilmiyorum. Sen şarkı söylemek için yaratılmışsın Hasret. Kendini yok etmene izin vermeyeceğim. Neden bunları dün söylemedin? Bir anlık öfkeyle öyle bir karar verdiğini düşündüm. Biraz zaman geçerse kararından vazgeçersin diye düşündüm. Kararım kesin. Yanlış bir tercih yapıyorsun. Kendini toplayıp yeniden işe dönmelisin. Sana iyi gelecek tek şey müzik. Artık müzik bana sadece acı veriyor. Lütfen Hasret. Şimdi gel çıkıp gidelim stüdyoya. Lütfen. Bir kez daha mı hayır diyeceksin bana? Ben sabırlı bir adamım Hasret. Seni bekleyeceğim. Ne olursa olsun. Ethem. İşin bittiyse inelim mi artık aşağı? Hem çocuklar da yeterince baş başa kaldı. Benim çıkmam lazım Nesin. Bir toplantım var. Bir şey mi oldu? İyi görünmüyorsun. Hayatım iyiyim ben. Bu ara işler yoğun o kadar. Hadi sen gidip kahvaltını yap. Ben de toplantıya geç kalmayayım. Paris nasıldı? Güzel. Sonbaharda orada olmayı seviyorum. Bu geri döneceğiniz anlamına mı geliyor? İstanbul'da olmayı da seviyorum. Gidişiniz de dönüşünüz de çok ani oldu. Umarım bizi daha fazla şaşırtmazsınız. O ne dedi? Bekleyeceğini söyledi. Ne olursa olsun beni beklemeye devam edecekmiş. Ne düşünüyorsun? Keşke ben bir çiçekçi kız olarak kalsaydım. O zaman kimse bu kadar acı çekmezdi. Hadi ya, hepsini mi almışlar? Ya, hepsini alıp götürmüş. Kobra şimdi her yerde hırsızı arıyor. Ya biraz zor bulur. Çoktan arazi olmuştur o. Bilmiyorum artık. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Yıldız. Nasıl geldin sen? Kaçtım. Babamlar beni özel derste biliyor. Başın belaya girmesin. Umurumda değil. Seni görmek istiyordum. İyi. Bir çay ısmarlarsın artık. Gel gel otur şöyle. Oy başım. Oy başım çatlıyor. Bu ne? Ne yapıyorsun kobra? Kız bir kanıt arıyorum. Bir kıl, bir tüy, bir şey yani. Belki herif giderken bir şeyler düşünmüştür. Polise mi haber verirsek acaba? Yok, polis yok. Bu işi mahalleden biri yaptı Gülnaz. Ben mahallemin adamını polise vermem. Kendi mahallenin adamı seni soymuş. Çalmış altınları, şimdi çatır çatır parasını yiyor ama. Olsun. Adalet tecelli edecektir, göreceğim bak. Of Allah'ım yarabbim. Bak görsen. Aha gördün mü işte bak. Gördün? Bak gördün mü? Aha toka. Bak Gülnaz. Hırsız tokasını düşürmüş. Kadın ya da uzun saçlı adam tokası bir şey lan yani. Lan o benim tokam, ver tokamı. Ne zamandır kayıp da arıyordum, ver. Versene.
Yoksa sen mi yaptın kız? Aşk olsun kobra. Saçmalama lan. Çiçeğim ben herkesten şüphelenir oldum. Ben kendim dahil herkesten şüpheleniyorum ya. Hakikaten sen kafayı iyice bozdun ha. Ben de yapmış olabilirim. Ben bunu ispat edemem ki yani. Gerçek söylüyorum bak. Git bir elini yüzünü yıka, bir kendine gel. Allah'ım yarabbim ya. Oh. Ay baş. Yenge Kobra evde mi? Ay evde evde. Merhaba ayır. Merhaba. Kobra. Düğünde de çok güzel çaldınız. Elinize sağlık. Çok sağ ol yenge. Oo Savaş abi buyursana. Yok rahatsız etmeyeyim. Şey için gelmiştim de. Ne için? Ya anlarsın ya. Anlamadım. Para diyor para. Ha. Durumumu biliyorsun ya bizde altınlar gitti yani elde var sıfır. Biliyorum da çocuk hasta evde. İlaç alacak paramız yok. Tamam Savaş abi biz hallederiz. Sen git Kobra birazdan getirir sana parayı tamam? Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi sağ ol. Sağ ol. Nereden bulacağız parayı nasıl halledeceğiz ya? Bununla halledeceğiz. Al. Hırsızdan kalan son altın. Bozdur da adamın parasını öde. Tamam. İyi. İç istersen. İyi gelir. Buradan taşınmamız gerekecek. Sonuçta bu ev Levent'in. Sen istediğin şeyden emin ol yeter. Gerisi kolay. Gideriz kendimize yeni bir hayat kurarız. Nerede? Nerede istersen. Dünyanın sonu değil ya hasret. Ben yeniden bir şirkette çalışmaya başlarım. Küçük bir ev kiralarız. Ben de bir iş bulurum. Ana kız yeteriz birbirimize. Dediğim gibi sen sadece iyi düşün. Sonradan pişman olma. Çok düşündüm anne. Bunun nedeni Murat değil mi? Eskiden içimde bir umut vardı. O nasıl olsa beni duyar. Bir yerde görür. Ne yaptığımı bilir. Belli etmese de gizlice beni izler diye düşünüyordum. Şimdi çok uzakta. Ben onun duyamayacağı şarkılar söylemek istemiyorum anne. Hiçbir şey getirmedin mi bana Paris'ten? Acil olarak döndüm. Hediye almaya hiç vaktim olmadı. Niye bu kadar çabuk döndün? Ben yokken bazı şeyler yolunda gitmemiş. Onları düzeltmem gerekiyor. Düzelttikten sonra tekrar döneceğim diyorsun yani. Öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Anladım. Seninki sadece 2 günlük bir Paris seyahatiydi. Aslında öyle değildi. Ama öyle olması gerekti. Seni Paris'te gezmekten vazgeçirdiğine göre buraya dönmenin nedeni gerçekten önemli olmalı. Öyle. Maillerimi temizledim. Kahveni içmiyor musun? Seni bekledim. Sizi çağırdım çünkü çok yakında bir davet vermek istiyorum. Murat'ın dönüşünü kutlamamız lazım. Şimdiden hazırlıklara başlayalım. Ne zaman olacak bu davet? Tam tarihi netleştirmedim. Ethem'le de konuşmam lazım. Ama siz şimdiden yeni tarifler araştırmaya başlayın. Misafirlerimizin daha önce hiç tatmadığı lezzetler olmalı. Siz hiç merak etmeyin Nesin Hanım. Ben de peynirli poğaça falan yaparım. Çeşit olur. Bence daha iyisini yapabilirsin Nakiye. Biraz araştırsan. Ay ben bir köy arayayım o zaman. Halam iyi bilir bizim eski tarifleri. Ben arayayım şimdi. O zaman görüşürüz buralarda. Görüşürüz. Thank you.
O kadar kötü durum yani. Maalesef Eden Bey. 5 milyon dolarlık kredi zamanında ödenmediği için banka tüm hesaplarınıza el koydu. Görünen o ki tüm varlığınız tehlikede. Ne olacak peki? Nasıl ödeyeceğiz o parayı? Siz ödeyemezseniz banka sizden o parayı bir şekilde tahsil edecek. Yani haciz gelecek. Ben bakarım. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hasret burada mı? İçeride. Böyle aniden rahatsız ettim, kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Gelin buyurun. Benim mutfakta biraz işim var. Sen Paris'te... Döndüm. Neden? Ben Paris'teyken ülkemizdeki adetler mi değişti? Misafirler artık böyle ayakta mı bekletiliyor? Haklısın. Hocam, bir iki altın bozduracaktım ben. Tamam bakalım. Bir de şu. Bahçetim var. Alayım. Lan Murat Hoca'nın hediyesi. Bu hafif olan da Levent Bey. Bunu sana aldım. Küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Paris güzel bir şehir mi? Bence gidip kendin görmelisin. Bence dünyanın en güzel şehri İstanbul. Tüm dünyayı gezmiş gibi konuşuyorsun. Gezmedim ama biliyorum işte. Bu şehirden daha güzel bir yer olamaz. Haklısın aslında. Ama yine de gezip görmekten zarar gelmez. Paris'e mutlaka gitmelisin. Görmeye değer. Nasıl gideceğim ki? Yurt dışına hiç çıkmadım ben. İyi ya, senin için de güzel bir başlangıç olur. Ben kesin kaybolurum orada. Bir kere kaybolursun, iki kere kaybolursun. Üçüncüde öğrenirsin artık. Hem yalnız mı gideceğim? Orası sana kalmış. Ben tek başıma gidemem. İlla birini alırım yanıma. Ya annemi ya ablamı. Ya da başka birini. Sevdiklerimden uzak yaşayamam ben. O yüzden mi geri döndün? İstanbul'u çok özledim. Bence bu şehir dünyanın en güzel şehri. Onun ne kadar güzel olduğunu uzak kalınca daha da iyi anladım. Öyle mi? Bunu Paris'teki arkadaşıma da anlattım. Şimdi şunların hepsine güzel bir fiyat versene. Tamam, bir bakalım. Çetin ne haber? Geçerken gördüm, bir uğrayayım dedim. İyi misin? İyi be. Hayırdır, altın mı bozduruyorsun? Nerede buldun oğlum bu kadar altını? Miras mı kaldı? Yok, benim değil bunlar. Bir arkadaşım. Ha, nasıl bir arkadaş? Biraz enayi mi? Yok, aslan gibi delikanlı.
Öyle sen... iyiyle kötüye ayıran, arkadaşın kıymetini bilen. Biz çocukluktan beri arkadaşız abi Çetin'le. Yani aynı duvara işemişliğimiz bile var, inanır mısınız? Değil mi Çetin? Bana ne kardeşim, sizin arkadaşlığınızdan, dostluğunuzdan altınları bozduracak mısınız? Yok abi, ben geri alayım şunları. Dur ben de yardım edeyim sana ya. Hadi bak, çıkalım ben... Kobra. Çıkalım tabii ya. Şansa bak ya, ben arkadaşımı bulmuşum, bırakır mıyım? Düş önüme lan. Bir şey mi oldu? Buraya seninle bir şey konuşmak için geldim Hasret. Albüm yapmaktan vazgeçtiğini duydum. Kim söyledi? Kimin söylediğinin hiçbir önemi yok. Sen bana söz vermiştin. Çok fazla çalışıp iyi bir şarkıcı olacaktın. Biliyorum. Yapamadım işte. Yapacaksın Hasret. Bu işe çok fazla emek verdin. Yarın bırakamazsın. Buna izin vermem. Şimdi bana bir kere daha söz vermeni istiyorum. Ama geçen seferki gibi değil. Gerçek bir söz vereceksin. Bu albümü yapacaksın. Tamam mı? Sen yanımda olacak mısın? Bilmiyorum. O zaman albüm yok. Hasret. Yanımda olacağına söz ver. Bir daha Paris'e falan gitmeyeceğine. Söz ver hadi. Tamam. Söz veriyorum. Gözüm hep üstünde olacak. Hep. O zaman ben de söz veriyorum. Albümü yapacağım. Hep böyle kaçarak mı buluşacağız? Babam biliyorsun. Zaten sana da bir sürü şey söylemiş. Hı hı. Bir süre böyle idare etmemiz gerekiyor. Kadir, ben çıkıyorum. Balçek ablanla buluşacağım. Kahveye sen bakarsın, tamam mı? Olur. Hadi eyvallah. Bakarız biz. Bir bu eksikti zaten. Ne olacak ki? Bence çok eğlenceli. Gel hadi içeri girelim. Ben ocakçı olayım, sen garson. İyi, hadi. Ulan ben sana beni bir daha arama demedim mi ya? Ya sen manyak mısın ya? Düşsene benim yakamdan. Of! Vallahi numaramı değiştireceğim, o olacak ha. Ay Allah'ım ya. Gerizekalı mıdır nedir ya? Öf. Ne oldu Sevgi? Biz geldik. Hoş geldiniz. Sana bir haberim var. Albümü yapmaya karar verdim. Stüdyo çalışmalarına devam edebiliriz. Harika. Çok sevindim. Sen ne diyorsun bu konuda? Sevindim. Hasret için iyi bir karar. Sadece Hasret için değil, ikiniz için de iyi bir karar. Ben de buna sevindim. Benim anlayışıma göre başlanan bir iş sonuçlandırılmalıdır. Sürüncemede kalması her iki taraf için de iyi değildir. Elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin. Eminim. Neyse, benim okula gitmem lazım. Hı hı. Size iyi çalışmalar. Görüşürüz. Ya sen bıraksana. Eline de hiç yakışmadı zaten. Sen bana beceriksiz mi diyorsun? Yo. Oh oh oh. O kadar dem koyulur mu? Batıracak mısın sen bizi? Gençler, çay verin buraya. Hemen geliyor.
Babam bu halini görse kesin dükkanı başımıza yakar. Hatırlatma şimdi onu. Hadi götür şu çayları. Emredersiniz. Buyurun. Gülnaz, kolay gelsin. Sağ olasın kız. Kolay gelsin çiçeğim. Sağ olasın. Ne yaptın? Bozdurdun mu altını? Daha iyi bir şey yaptım Peten. Bütün altınları buldum. Ana, altınları mı buldun? He. Nereden buldun? Çetin'de. Çetin'de mi? Bizim altınları Çetin çalmış. Tut onu. Tut sakın bırakma. Sakin ol, delirdi. Boyu devrileseceği, beşi bir sopayı kafanda bir kırayım da seni. Peten, dur sakin ol ya. Ben onun cezasını düşündüm. Aman ne cezası be Kobrettin'im. Ara polisi getirip götürsün. Ha, polis yok. Gülnaz abla. Ben halledeceğim. Nasıl? Hazır mısın? Hazırım. Gidelim o zaman. Nereye gideceğiz? Dün tepeye çıktık. Bugün de deniz kenarına ineriz diye düşündüm. Ay ne güzel. İnişli çıkışlı bir ilişkimiz var. Yani arkadaşlığımız. Gidelim o zaman. Pardon. Hala arıyor bu herif ya. Sen ne kurt kafa bir adam çıktın ya. Gidelim mi? Gidelim. Demek yeniden şarkı söylemen için Murat'ın devreye girmesi gerekiyormuş. Tabi. Benim söylemem farklı, onun söylemesi farklı. Sonuçta senin de istediğin bu değil miydi? Albümü çıkartacağız işte. Murat Bey sayesinde. Levent, ne dediğini... Tamam, boş ver. Boş ver, saçmalıyorum herhalde. Nasıl? Beğendin mi şarkıyı? Beğendim. Bak, Murat Hoca geri döndü. İstifa etmişti ama. Ay bilmiyorum ki. Ona geldi herhalde. Aa, döndü herhalde. Ne haber kızlar? İyi. İnşallah geri gelmiştir. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Geldi ya, baksana. Aydınmış mı? Günaydın hocam. Günaydın. Sen ne yapıyorsun ya? Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Tekrar okula dönüyoruz. Evet ya, olacak şey değil. Ethem, yakında bir davet verelim diyorum. Ne dersin? Murat'ın dönüşünü kutlarız. Sonra konuşuruz hayatım. Ben biraz uzanacağım. Ne var? Bir şeyim yok. Sadece biraz başım ağrıyor. Aslında ben sizin uzun süre dönmeyeceğinizi düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum. Ama hayat işte. İstediğiniz gibi planlamanıza izin vermiyor. Aslına bakarsanız tam zamanında geldiniz. Sizin yerinizi doldurmakta güçlük çekiyorduk. Yeniden okula dönmeyi düşünür müsünüz? Ben buraya bu konuyu konuşmak için gelmedim. Buraya gelmemin nedeni Bahar. Benim asistanım. Aa, evet şu kız. Sizin gidişinizden sonra o da istifa etti. Ben Bahar'la konuştum. Yeniden okula dönme konusunda onu ikna ettim. Sizden ricam onun istifasını işleme koymamanız. Ah, tabii ki Murat Bey, hiç sorun olmaz. Ayrıca sizi de okulumuzda görmekten memnun oluruz. Ne zaman isterseniz, kapımız size hep açık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa, hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Geri dönmenize çok sevindik hocam. Evet hocam. Aa, bir dakika arkadaşlar. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Ben okula başka bir iş için geldim. Derslere girmeyecek misiniz yani? Tam karar vermedim. Biraz düşünmem lazım. Ne olur hocam. Siz olmadan bu okulun tadı yok. Evet hocam. Evet hocam. Lütfen dönün. Tamam. Düşünürüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın hocam. İnşallah.
İnşallah. Çok istiyorum gerçekten. Belki kabul edilmemiştir. Kesinlikle dönmüyor. Ay evet ya. Alo Bahar. Efendim Murat Bey. Şimdi dekanla görüştüm. İstifanı kabul etmeyecek. Yarın ilk iş okula dönüyorsun. Ha, itiraz istemiyorum ona göre. Tamam peki. Siz nasıl isterseniz. Bu iş fazla uzadı. Artık harekete geçme zamanı. Sen de oyna. Buradan suyu, hadi buradan oyna. Kahveye koyacaksın, çaya koyacaksın. İki tane de şeker. Aa, dur, anladın mı? Yapıyorsun. Yo. Kolay vallahi kolay. Ha, güzel, şimdi bak. Senin bize yaptığına karşılık bize bedava çalışacaksın. Sabah kahveyi açacaksın, akşam kapatacaksın. Biz buradayken gidebilirsin. Biz yokken sen burada olacaksın. Anlaştık? Tamam. Güzel. Kobra, ha. Gelsene. Allah'ın hırsızına dükkanımı emanet edeceğiz biz. Ha? İyice düşündün mü? Korkma çiçeğim. İnsanlara güven aşılamak lazım yani. Bu işi bana bıraksan bu adam bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak. Hiç merak etmesin. Kobra. Ha, şimdi. Polis bilmeyecek değil mi bu altın olayını? Yok ya. Polis bilmeyecek. Mahallenin bile haberi olmayacak. Hırsız gelmiş. Kapıya bırakmış. Olacak. Hadi bakalım. Anlaştık o zaman. Gülme lan. Bak şimdi. Kaşar, sucuk burada. Benim kahvecik hayatım sanırım burada tamam, sona erdi. Tamam. Ayrıca buraları tertemiz görmek istiyorum. Ya mis benim artık eve gitmem lazım. Annemler merak etmesin. İyi tamam bırakayım seni. Hı-hı. Abla biz çıkıyoruz. Hiç merak etme. Hadi güle güle. Hoşça kal Gülnaz abla. Kolay gelsin. Sağ ol abla. Ay bugün de gelen giden olmaz inşallah. Ay dün gece neydi o öyle ayol? Geldiler bir türlü gitmek bilmediler. Bir şey de diyemedik. Yakın arkadaşlarımız olunca tabii. Ay sen zaten ne zaman bir şey diyebildin Cafer? Ay kibar olayım, ay kimsenin kalbini kırmayayım. Ay sıkıldım ama ben ya. Az biraz net ol. Ay ben senden de sıkıldım ama artık ya. Ay sen ne askıntı bir herif çıktın of. Bana bak kardeşim, bir daha sakın bu numarayı arama. Eğer bir daha bu numarayı ararsan karşında beni bulursun. Neyim mi olur? Söyleyeyim sana neyim olduğunu. Balçık Hanım benim sevgilim olur. Kendisine aşığım. Ve yakında da evleneceğiz. O kadar. Bir daha sakın arama. Hadi yallah. Balçık çok mu ağır oldu acaba? Ay ben tam duyamadım Cafer. Bir daha kelime kelime söylesene. İyi geceler. Bıraktığın için teşekkür ederim. Hı hı. Hasret. Benim hakkımda ne düşünüyorsun bilmiyorum ama o gün sana söylediklerim, yani evlenme teklifi filan, öyle bir anlık hevesle söylenmiş şeyler değildi. Gerçekten öyle hissettiğim için. Biliyorum. Daha sana söyleyemediğim o kadar çok şey var ki. Ama zamanı var. Zamanı gelince hepsini duyacaksın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat ne haber? Neredesin? İyi ben de. Alayım mı seni? Bir yerlere gideriz.
Tamam, yarım saat oradayım. Ne yaptın bakalım bugün? Albüm çalışmalarına devam ettik. Aslında hiç niyetin yoktu ama ne olduysa artık. Murat yüzünden mi yoksa? Anne. Üstüme gelme. İyi, ben gidip yemekleri ısıtayım o zaman. Başının ağrısı geçti mi? Geçti Nesrin'cim, iyiyim şimdi. İyi olduğuna emin misin? Eminim hayatım. Hadi yemeğini ye lütfen. Bugünlerde sende bir gariplik var. Murat'ın dönüşüne bile sevinmedin neredeyse. Sevinmez olur muyum? O benim oğlum. Ama bir taraftan düşünüyorum da kendisine yeni bir hayat kurması iyi olmuştu. Ne demek şimdi bu? Haksız mıyım? Şimdi bir sürü sıkıntının içinde bulacak kendisini. Ne güzel uzaklaşmıştı her şeyden. Murat'ın yeri burası. Ailesinin yanı. Her zaman öyleydi. Bundan sonra da öyle olacak. Bir sıkıntısı olursa da hep birlikte üstesinden geliriz. Nereye gidelim? Bilmem. Ben bu şehrin yabancısıyım. Güzel bir İstanbul turu atalım o zaman. Hazır mısın? Bu kadar hızlı gitmemiz şart mı? Vuslatın başka alem, sen bir ömre bedelsin. Ah sen bir ömre bedelsin. Nasıl? Güzel okudun mu? Hem de nasıl. Bir daha söyleyeyim mi? Söyle vallahi. Seyircilerden gelen yoğun istek üzerine Hasret aynı eseri bir kez daha okuyacak. Alkış. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım ne dersin? Vuslatın başka alem. Levent. Yavaşla biraz, saçmalıyorsun. Levent! Ne yapıyorsun sen? Öldürecek misin bizi? Korktun mu? Bu yaptığın aptallık. Resmen giriyorduk kamyonun altına. Ya tamam, bir sakin ol. Rahatla. Sağlamız işte. Ben senin derdini biliyorum. Neymiş benim derdim? Hasret. Yanlış. Benim derdim sensin. Ben mi? Sen tabii. Her şeyi mahvetmekte üstüne var mı? Ben mi mahvettim her şeyi, yoksa sen mi? Hasretten vazgeçtim dedim. 50 kere sordum, 50'sinde de umurumda değil dedin. Yanılmışım. Yanılmışsın, öyle mi? Olamaz mı?
Unuturum sandım. Kendimi inandırmaya çalıştım. Ama olmadı işte. Sen ne yaptın? 100 kere sana sorduktan, danıştıktan sonra... Sonra? Sonra hasret başka bir yola girdi. Senin istemediğin bir yola. Yeni bir eve taşındı. Kaset çalışmalarına başladı. Başka? Ne başka? Bu kadar. Evet, bu kadar. Sen bir şeyi unuttun ama. Evlenme teklifin. Duydun demek. Duydum. En yakın arkadaşımın, sevdiğim kıza neler söylediğini çok iyi duydum. Bunun için gittin değil mi Paris'e? Ortadan kaybolarak engel olmaya çalıştın. Saçmalama. Ben hiçbir şeye engel olmak için gitmedim. Tersine rahat et diye gittim. Gereğini yerine getir diye gittim. Bana yalan söyledin. Benim hasretle alakam yok diyerek yalan söyledin. Asıl sen bana yalan söyledin. Evlenme teklif ettiğini söylemedin. Sakladın. Ben vazgeçmeyeceğim. Hasret beni sevecek. Sana rağmen hasret beni sevecek. Çünkü sen ona sadece acı veriyorsun. Ben kimseye acı vermiyorum. Bu kadar yıl sonra bana yalan söyleyen benim arkadaşım olamaz. Bunca yıl sonra benim sevdiğim kadına evlenme teklif eden de benim arkadaşım olamaz.